beklenen videolardan biri daha geldi. 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 Evet. Evet, şu an Amerika'nın Best Buy'ında, yani bizim Türkiye'nin teknosası gibi, aynen, bir yer yani. Öyle bir yere geldik. Zaten burayı bileniniz vardır. Bilmeyeninizde de teknoloji fiyatlarını göstereceğiz burada. Belki sen anlat biraz. Bugün videoda sen varsın. Kankam sonunda ya. Sonunda sen varsın. Sonunda döndüm aranıza yani. Sonunda bak, ben Amerika'ya geldiğimden ilk defa, dışarı gezmeye çıktım. 10 gündür buradayız. İlk defa bir etrafı geçmeye çıktım yani. Çok sıkılmıştım. Banka hesabı açtık sana. Banka hesabı açtık bugün, evet. Marshall'dan kendime çorap aldım. Çorabı göstereyim arkadaşlar. Kolombiya. İhtiyacım vardı. Beyaz istiyordum da, böyle uzun istiyordum. Tek düzgün bu vardı. Kaç dolar olduğunu da söyle. Kaç dolar olduğunu söyleyeyim mi kanka? Söyle, söyle, söyle. Söylüyorum o zaman. Söyle. 10 dolar verdik. 10 dolar verdik. Ya 6 tane Kolombiya böyle güzel bir çoraba 10 dolar verdik yani. Aynen öyle. Şimdi, hı, nereden başlayalım? Bence bilgisayardan başlayalım. Hadi başlayalım. Burada bu ROG serisi var. 3060 ekran kartı var üstünde. Şöyle göstereyim. 3060 ekran kartı, 16 GB RAM, 512 GB SSD var. Ve bunun fiyatı 1649 dolar. Biraz pahalıymış ya, biraz pahalı yani. Evet. Bunlar ROG serisi. Hatta şu anda bunda normalde 1620 dolarmış. Bu da 1499 dolar. Bunda da 3060 ekran kartı var. Ama 8 GB RAM var. Ve bunun işlemcisi AMD. Ama yani Türkiye'ye göre bayağı ucuz. Bunlar 3060. Tabii canım, aynen. Yani Türkiye'de birim olarak çarpsak Türk parasını döndürmeden çok çok ucuza geliyor. Evet. Burada şöyle bir Lenovo'nun monitörü var. 24.5 inç, ama 144 Hz bir monitör var. 200 dolar. Şurada bir Predator var. Predator da 27 inç. Özelliklerini şöyle göstereyim. 27 inç, 165 Hz, 430 dolar. Çok iyi lan. Yani çok ucuz. Çok iyi lan. Bugün aramıza Batuhan da Hande katıldı. Evet, onlar da Amerika'ya geldiler. Evet. Benim Batuhan ortaokul arkadaşım, dershaneden. Hande de liseden, Nova'dan arkadaşım. Geldik gamerlara. Gamerların sevdiği şeylere. Bu da Razer var. Razer'ın bir klavyesi, mekanik klavye. 95 dolar. 179 dolar. 119 dolara var. Burada mouse'lar var Razer'ın. 80 dolar. 70 dolar. Şurada 55 dolara bile Razer mouse var. 199 dolara Razer kulaklık var. Şöyle Logitech'lere gelelim. Benim en sevdiğim marka Logitech. 179 dolara mükemmel bir kulaklık var. Burada Logitech'in bir klavyesi var. Burada mouse'lar var. Benim de almak istediğim mouse bu. 100 dolar. Çok iyi bir mouse. Burada Corsair'lar var. Steel Series'ler var. Steel Series'ler de çok iyi. Burada klavyeyi mahvetmişler arkadaşlar. Bütün klavye tuşlar gitmiş. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Mousepad 10 dolar. Ve RGB. Şöyle Steel Series'in mouse var. En basic mouse var. En başlangıç mouse'u. Sadece 30 dolar. Steel Series'in kulaklığı var. Çok iyi. 69 dolar. 25 dolara bile Steel Series mouse var. LG'nin televizyonun fiyatı ise 199 dolar. Evet. Yaklaşık 2 gün, 2,5 gün çalıştığınızda böyle bir televizyon alabiliyorsunuz. Burada TCL'in bir televizyon fiyatı var. 254 dolar. Berk geldi yanıma. Merhaba. Burada da 649 dolara bir Sony televizyon var. Kanka ne yapsak? Al buradan televizyon alıp Türkiye'ye mi götürsek ya? Kanka valla taşıyabileceksek götürelim ya. Yani çok ucuz. Gereksiz ucuz yani. Evet. Şöyle. LG'nin kocaman bir, şu an kadraja bile sığmıyor. Gelebileceğim kadar geriye geldim.
Kanka bu pahalıymış ama ya. Bu pahalı. Bu kesin pahalı kanka. Bu 5300 dolar. Bu Türkiye'de kaç paradır? Bence Türkiye'de 30-40 bin yer vardır. Daha fazladır. Daha bile fazla olabilir. Hande ile Batu var. Onlar da bugün geldiler Türkiye'den. Ama onların kaldığı yer güzel. Biz hainiz merkezde kalamıyoruz. Burada bir televizyon gördüm. Maşallah. Bizim şu an kaldığımız oda kadar. Fiyatı da 3499 dolar. 500 dolar indirim varmış. Bu çok pahalı. 8K bir Samsung televizyonun önünde görüyoruz şu an. Yani ama tabii fiyatı da kendi kadar güzel. 8000 dolar. 8000 dolar burada Türkiye, burada da çok büyük bir para arkadaşlar. 8000 dolara araba alabilirsiniz yani. Şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? PlayStation'ların olduğu yere gidiyoruz. PlayStation 5'in ürünlerinin satıldığı yere gidiyoruz ama burada da maalesef ki Türkiye'deki gibi stok sorunu var. Stok sorunu dünyanın her yerinde. PlayStation 5 ben de alıp dönmeyi düşünüyorum. PlayStation 5'in bütün aksesuarları var. Kolu var. Oyunları var. Ama PlayStation 5'in kendisi yok. PlayStation 5'in bir mavi kolu var. 75 dolar. Burada da PlayStation 4 kolları var. 64 dolar. Şöyle. PlayStation 5 oyunları var. Valhalla. Bildiğim 60 dolar. Call of Duty var. Vanguard. 4.99'a düşmüş. Far Cry 6 var. Far Cry 6 16'lar. Bir saat çalışıp alıyoruz. Çok iyi. Şöyle bir charging station 20 dolar. Ne sıkıntın var kanka? Kanka yani kız arkadaşımla falan çok konuşamıyorum ya. Biraz beni üzüyor ya. Ama sen bizim YouTube videolarını izdivaçlı falan çevirmeye başladın kanka. Kanka özür dilerim ama gerçekten bu durum beni gerçekten çok üzüyor ya. Çok mu üzüyor? Evet. Eyvah. Ya onu da üzüyor, beni de üzüyor. Onu da mı üzüyor? Evet. Ne yapacağız? O zaman şöyle yapalım, haftada 3'e falan mı çıkaralım videoları? Olur kanka. Sen haftanın 3 günü buradan Sıla'ya mesaj gönderirsin. Mesaj gönderirsin aynen. Teoman da olsa Teoman da aynısını yapar. Oğlum ama dünyanın en güzel kızına da mesaj gönderilir yani, değil mi aşkım? Değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Utandım oğlum, bu videoyu annem babam izleyecek benim ya. Ben selam gönderirim ama. Çok utandım. Aşkım, ben de gönderirim selam sana. Dur, kalbin yarısı işte, onu da sen ayarlarsın oradan. Burada Dyson'lar var. Dur. Hava temizleyiciler, Dyson Fire. 799. Burada mükemmel bir gaming monitör gördüm, deli. Çok mükemmel bir şey bu. Fiyatı ise 449 dolar. Ama bu anlayanınız, benden daha iyi anlayanınız vardır. Bu çok güzel bir şeye benziyor. Burada da bir desktop var. Intel i7 16 GB. 3070 ekran kartı, 1 TB SSD'li bir kasa var. Canavar. Tamam. Şimdi en merak ettiğiniz ürün grubuna geldik. Gidiyoruz şu an. Şu an gidiyoruz. 2 dakika oradayız. Belki orada kendine yeni elektronik şeyler bakıyor. Biz nereye geldik? Apple'lara geldik. Burada bir iPad mini var. Şöyle fiyatı. Bu arada ben almak istiyorum bunu. Şöyle bir iPad mini fiyatı. 64 GB'ı 500 dolar. Hemen iPad Air'e geçelim. Bu da iPad Air'ın fiyatı. Oha 300 dolar mı? Bu Magic Keyboard'un fiyatı 299 dolar. 64 GB'lık iPad Air'da. Ben tablet sanmıştım. 600 dolar. Yok kanka, o kadar da ucuz değildir herhalde. Burada Magic Keyboard var. iPad Pro için. iPad Pro için. Bu da 349 dolar. Şöyle göstereyim. iPad Pro'larda inç farkı var. 11 inçlik bir iPad Pro. 799 dolardan başlıyor 128 GB'ı. iPad Pro'nun 12.9 inçlik fiyatı
1099 dolar. Şimdi geldik, burada güzeller güzeli bir Mac var. Şöyle göstereyim. Bunlar bir tık daha tabii ki de Türkiye'ye göre ucuz yani. iMac 24 inçlik iMac 299 dolardan başlıyor 1699 dolara kadar. Burada da 27 inçlik bir iMac görüyorsunuz. Bu da 1799 dolar. Burada bir MacBook Air var. Şurada fiyatını görüyorsunuz. MacBook Air'ın 13 inçliği 9999 dolardan başlıyor. 1249 dolara kadar çıkıyor. Evet, belki de burada bulmuş bir MacBook Pro ile oynuyor. Herhalde MacBook alacak. Herhalde. Alıyor musun kanka şimdi? Yok kanka. Neden? Niye alayım ki? Niye alayım ki? Şimdi MacBook Pro'nun 13 inçliği 1099 dolar. 13.3'lük bir inçlik farkı var ama bu Apple mı? Apple MacBook Pro M1, bu MacBook M2 çipli. Aralarında 200 dolar var çip farkı. M1 ve M2'nin farkını bilmiyorum. Geldik bir Apple ürününe daha. AirPods Pro. Burada AirPods. Bunları görüyorsunuz. Nesil nesil farklı farklı. Abi, AirPods Pro'nun şu an fiyatı bu yüksek ihtimal AirPods'un normalinin fiyatı 160 dolar. Bu şey ikinci nesil AirPods. İkinci nesil AirPods. Evet. Samsung Buds'lar var mesela. Galaxy Buds Live True Wireless 100 dolarmış. Samsung'un fasulye alınıyor. Aynen. Ben almam. Evet. Yani Apple telefon kullanıyorsak Apple alalım. En iyi uyum ne oluyor? Ses kalitesini saymıyorum arkadaşlar. Beats buradan yine Türkiye'de bildiğimiz Beats var. Beats'e bakalım. Beats. Karşısında denen Bose var. Abi. Evet. Oops, Beats'in sorry. Şu an Berk'in kafasında olan kulaklık. 349 dolar. Burada saatlik 14,5 dolar alıyoruz. 14.25 dolar alıyoruz. Buna hesaba katalım. Ona göre şey yapalım. Yani bunu böyle bir kulaklığı almak için yaklaşık bir 25 saat çalışmak gerekiyor. Bakayım. Herhalde. 25 saat. Ha, aşağı yukarı. 25 saat çalışmak gerekiyor. Türkiye'de kaç saat çalışmak gerekiyor? Onu artık size bıraktım. Burada Bose'nin kulaklıkları var. Müzikle alakalı çok profesyonel çalışan arkadaşlar Bose'nin nasıl bir profesyonel ses seviyesine sahip olduğunu bilirler. Bose'nin kulaklığı da 229 dolara var. 329 dolara var. Ve 379 dolara var. Bose'nin kulaklığı. Bakmak istediğiniz, bu videoda göremediğiniz bir ürün varsa arkadaşlar Best Buy'a yazıp Best Buy'ın sitesine girmeye çalışabilirsiniz Türkiye'den. Biz sadece burada gösterebildiğimiz ürünleri göstermeye çalışıyoruz. Apple Watch'un şöyle bir 7 serisi var. 41 mm ve 45 mm. Burada fiyatlar farklı. Görüyorsunuz. Ne olarak fiyat farkı var? Hiçbir fikrim yok. Yüksek ihtimal kordon fiyatı var. Burada da 41 mm'nin fiyatını görüyorsunuz. Burada da yani aralarında 30 dolar var yani. 30 dolar da çok büyük bir para değil yani. Videonun en merak edilen şeylerinden birini. Şimdi burada bir iPhone 13 Pro Max var. 128 GB. Bunun fiyatı 999 dolar. 100 dolar indirim yapmış. 1100 dolarmış. iPhone 13 Pro Max. 128 GB. Burada da iPhone 13 Pro'yu görüyorsunuz. Bunun fiyatı da 899 dolar. Ve iPhone 13 699 dolar. iPhone 13 mini ise 599 dolar. Hemen çok ufak bir matematik yapalım. 999 dolar iPhone 13 Pro Max. 14-25 dolar alıyoruz. Yani bu da ne demek? 10 gün 8 saatlik çalışmayla iPhone 13 Pro Max alabiliyoruz.
bu 8 saatlik çalışmayı siz daha da arttırıp daha da kısa sürede alabilirsiniz demek yani. Türkiye'de iPhone 13 Pro Max ne kadar? Çok yüksek fiyatı var yani. Selamı yolladın Sıla'ya. Evet. Şimdi videodan yoksun. Nasıl olacak o iş? Kanka birkaç işim vardı, onları hallediyordum. Ne işin vardı? Sen rahatla kal. Hediyelik mi oluyordun yoksa? Ha, sen rahatla kal. Sıla, bu arada sana Apple'ın evet, 7 serisinin 44 milimetrelik saatini aldı. 500 dolar bak. Aldı sana. Söyleyeyim. Kanka yapmadı böyle bir şey. Niye kitlesin bana? Aldı. Aldı ben gördüm. Şu an şey yapıyor, salağa yatıyor, sürpriz yaptı sana. 500 dolarlık bir saat aldı sana. iPhone yok. Watch 7 serisi aldı. Şimdi buzdolapların fiyatlarını da çekeyim. Gerçi buzdolabı ne kadar sizin ilginizi çeker. Ama çekelim. Burada bir gibi buzdolabı var. Türkiye'den de bildiğimiz bir marka. LG. Burada Amerikalıların yine meşhur özelliği ortaya çıkıyor. Her şeyin büyüğünü seviyorlar. Her şeyin iki kapaklı, aşağıdan iki bölmeli. Fiyatı ise 3.700 dolar. Yani hemen burada Samsung'un var bir tane. Bu da çok büyük. Samsung. Bu deminki LG kadar büyük değil ama büyük. Bunun fiyatı ise 2.000 dolar. Sadece 2.000 dolar. Yani. Bir de ucuzlara bakalım. Şöyle bir ucuz bir buzdolabı var. 900 dolar. Gayet de yeterli. Yani. Şu difriz zaten maşallah var. Her şey olur. Burada çok acayip bir şey var. Burada genelde evlerde çamaşır makinesi bulmak çok zor Amerika'da. Genelde çamaşırlarınızı laundry'lerde yıkıyorsunuz. Kurutucuyu da burada satıyorlar. Bu böyle ikisinin bir arada bulunduğu bir alet. Tabii ki de burada yıkayamıyoruz yani çamaşırı. Bu sadece gösteriş. Evet, şurada çamaşır makineleri var. Burada yine Amerikalıların yine çok sevdiği bir küçüklükte. Fiyatı ise 1300 dolar. Buradan içinde görebilirsiniz ne gerek varsa. Burada kurutma makineleri var. Burada kurutma makinesi kullanılıyor. Genelde çamaşırları asmıyorlar yani. Zaten tişörtler falan çok ucuz olduğu için ki yıkamada atıyorlar da. Bunun fiyatı ise 549 dolar. Yani çamaşır makinesi aldığınız zaman bir de yanında kurutma makinesi alıyor. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Bu videoda Best Buy'daydık. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah aradığınız ürünlerle ilgili sizi bir bilgi sahibi yapmışızdır. Şimdi Berk'in yanına gidiyorum. Berk bu videoda çok çıkmadı. Kardeşim benim WhatsApp'ta konuşmaktan. Berk, kapanış yapalım hadi. Yapalım kankam. Gel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Berk bir şeyler söyle bari. Söyleyeyim kanka. Ya Amerika'da elektronik cihazların fiyatları artık Türkiye'deyken çok yaklaşmaya başladı. Çünkü Türkiye'de dolar çok fazla olduğu için buradaki fiyatlarla oradaki fiyatlar, ya ben en son buraya gelmeden önce Apple sitesinden baktığımda Apple Watch, AirPods'lar arasında Türkiye ile burası arasında 100 TL, 200 TL gibi fark vardı yani. Yani buradan alıyorsanız yüksek modelini almanız evet, lazım. Evet, yani buradan alırken sadece iPhone almak gerekiyor. Diğerlerinin fiyatları hepsi aynı Türkiye'de. Aynen, kesinlikle yani. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz gençler. Best Buy dedik.